O türünün ilk ve tek örneği Hürkuş'un silahlı versiyonu, yani bir savaşçı. Kısa bir süre sonra göklere tırmanması ve terörle mücadele etmesi beklenen o uçağın testleri tamamlanmak üzere. Geçmişte Jandarma Genel Komutanlığı pilotlarının silah sistemleri subayı olarak yetiştirilişinde de bir dönem kullandık. Van'da bir takım görevler de yaptık. Şu an bu yaz test etmeyi planladığımız bir takım mühimmatlar da var. Jandarma Genel Komutanlığı ile konsept geliştirme ve ön test işlemlerinde kullanılan Hürkuşçe ilk kez yuvasında görüntülendi. TUSAŞ tesislerindeki en özel uçaklardan birinin yanındayız. Neden? Çünkü Hürkuş'un C modeli, yani savaşan modeli, ve bu uçağın artık bir sahibi var. Jandarma Genel Komutanlığı son testleri yapılıyor. Peki ama uçakta neler var? Nasıl dizayn edildi? Çalışmaları ne kadar sürdü? Bu uçakların başındaki ismi soracağız. Efendim, hoş geldiniz. Önce sizi tanıyalım, sonra da uçağı. İsmim Yasin Kaygusuz. Eğitim Uçakları Program Müdürüyüm. Bu gördüğünüz Hürkuşçe'nin bir erken duhul versiyonu. Yani final versiyonu değil. Jandarma Genel Komutanlığı ya da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın istediği final uçak. Bundan çok daha üstün bir uçak olacak. Hürkuşçe, Hürkuş Bey'in gelişmiş versiyonu olarak tanımlanıyor. Proje çalışması 2006 yılında başladı. Hürkuşçe'yi Hürkuş eğitim uçağından ayıran ciddi farklar var. Bitmiş bir Hürkuşçe uçağı standart bir Hürkuş'tan 200 kilogram daha hafif olacak. Çünkü silahla yüksek bir manevra yeteneği istiyorsanız uçağın ağırlığını düşürmeniz gerekiyor. Silahlıyken zaten ağır olacak. Bitmiş bir Hürkuşçe uçağın üzerinde her şeyden evvel öncelikle kendini koruma sistemi olacak. Zırh olacak. İşte çok kötü hava şartlarında görev yapabilmesi için normalde standart bir Hürkuş'un sadece pervanesinde buz önleme sistemi var. Onun kuyruğunda, kanadında buz önleme sistemi olacak. Uçağın üzerinde zırh olacak, yani balistik koruma olacak. Parça tesirli mühimmatlara ya da işte yerden uçak savar atışına karşı kendini koruyabilir olacak. Üzerinde bir elektronik harp sistemi olacak. Oldukça modern bir elektronik harp sistemi olacak. Yani üzerine yaklaşmakta olan füzeleri ya da radar kilitlerine karşı pilotu uyaracak, otomatik karşı tedbir atım modları olacak. Yakıt kapasitesi standart bir Hürkuş'a göre çok arttırılmış olacak. Peki ama böyle bir uçağa neden ihtiyaç duyuldu? Sadece TSK'nın ihtiyaçları mı dikkate alındı? Türk Silahlı Kuvvetleri benim bir numaralı müşterimdir ve başımın üzerindedir. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nden para kazanmak gibi bir arzunuz yoktur. Parayı uluslararası müşteriden, yani TUSAŞ'ın artık yurt dışı satışlar hedefidir. Bu uçakların, bu sınıftaki uçaklar bütün dünyada çok popüler uçaklar. Aslında Amerika Birleşik Devletleri de Afganistan'da aynı sınıfta uçakları kullanmaya başlıyor. Neden? Jet uçaklarıyla yapılan yakın hava desteği görevlerinde maliyetler inanılmaz yüksek. İşte saati 20 bin doların üzerinde uçuş maliyetlerinden bahsediyoruz. Hürkuş'un tüm modellerinde uçuş maliyeti çok düşük. Yakın taarruz ve anlık müdahale imkanı en önemli avantajları. Bu sınıfta bir uçağın, Hürkuş'un şu an saatlik uçuş maliyeti 1500 dolarlar civarında, ya da işte var bir takım sistemler eklendiğinde belki maliyetler artar ama bir jet uçağının %10'u seviyelerinde maliyetlerden bahsediyoruz. Bu da asimetrik harekatta, yani karşı tarafı da bir hava kuvvetleri yok. Üzerinize gelen fighter jetler yok, silahlı uçaklar yok. Tehdidiniz yerde ve basit tehditler. O zaman buna asimetrik harekat diyoruz. Savaşın Hürkuş hazır. Ancak Jandarma Genel Komutanlığı'nın bazı yeni istekleri var. İşte o istekler bu fabrikada geliştirilip uçağa takılacak. Yeni siyah kamuflajı ve ilk kez görüntülenen Şahin figürüyle Hürkuşçe yakında göklerde olacak. Atak helikopterleri birkaç fabrika ötede üretiliyor, devam ediyor. Şangar ötede, evet. Şimdi operasyonda, terörle mücadele faaliyetlerinde kullanılıyor. Atağın o bombalama faaliyetlerini görüyoruz. Hürkuş'u ne zaman göreceğiz? Şimdi Kara Kuvvetleri'nin ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın bir tedarik planı var. Yani onların Hürkuş'u istediği belli bir sene var. Ben onların planlarını bugün kameralar önünde söyleyemem elbette. Ama eğer isteselerdi bu elimizdeki uçak şu an görev yapabilecek durumda. Gece görev yapabilecek durumda. Üzerinde lazer işaretçili kamerasıyla, silahlarıyla vesaire her şeyiyle göreve hazır. Ancak onların istediği bir takım başka entegrasyonlar var. Yani kara kuvvetleri ya da Jandarma Genel Komutanlığı çok profesyonel kuvvetler bunlar. Yani bir 3. Dünya ülkesi kuvvetleriyle kıyaslamamak lazım. Dolayısıyla işte helikopterle ve İHA'yla online konuşabilecek. İşte İHA'nın işaretlediği hedefi vurabilecek vesaire. Çok çok üst seviye planlaması, harekat planlaması yapmış bir kuvvet. Dolayısıyla onların istediği tarihte o işler bitince envantere girecek.